8 yıl sürdü tıp öğrenimim. Tıp öğrenimi çok meşakkatli. 12 semestirdir, yani 6 senedir. 1-2-3. Yıllar ön klinik dönemidir. Yani daha çok ders dinleriz, pratikler yaparız, laboratuvarlarda çalışmayı öğretirler. Fizikum denilen 3. sınıftan 4. sınıfa geçme imtihanları vardır. En zor senesi odur tıbbiyenin. Orada çok elerler, bir 1/3'ünü elerler tıp talebelerinin. Onu başarıyla geçerseniz, yani anatomi, fizyoloji, biyokimya, histoloji imtihanlarını verip artık student medisinden kandidat medisin olunur. Yani talebe, tıp talebesi değilim, tabip adayıyım. Ondan sonra zevkli bir dönem başlar. Klinik dönemidir. Daha çok kliniklere gidersiniz, gelirsiniz, hasta muayene edersiniz. Daha üst düzeyde dersler, pratik yönü çok ağırdır ve çok zevklidir, renklidir. Hepsi bittikten sonra 17 Şubat 1971'de ben 18 sınavı vererek Münih Tıbbiyesi'ni iyi dereceyle bitirdim. Yalnız tıbbiyi bitirmekle bir şey bitmiş olmuyor. Bir şeye yeniden başlıyorsunuz. Yani kitabı tıbbiyeden sonra artık doktor çık. Doktor olmanız için çok deneyiminiz olması lazım. Onun için hastanelerde staj devri olur. Bir sene bir genel staj yaptırırlar. Yani en önemli cerrahi, dahiliye dersleri falan herkes biraz öğrenir. Ondan sonra 8-10 ayrı istikamette ihtisas dallarından birini seçer, ona başlarsınız. Ben psikiyatri ve nörolojiyi seçtim. Yani nervin artısı olmak için, sinir hastalıkları uzmanı olmak için nöropsikiyatrist. Münih'te o ilk genel tıp stajını yaptıktan sonra kendime artık tamamıyla meslek dalı alacağım. Nörolojide, psikiyatride öyle her kişi başında bir hastane gibi değil, bulunmazlar. İleri daima üniversite klinikleridir. Üniversite kliniklerine yabancının girmesi çok zordu. Yani pek yabancılara oturma izni bir yıl verildiği için bayağı zorlanırdınız iş bulmak. İş bulursunuz, bu sefer İçişleri Bakanlığı'nın sağlık odası müsteşarlığı bize çalışma izni verirdi. İşçi bulma kurumu değil, yani işçi bulma kurumundan gidersiniz, iş izni alırsınız. O yetmiyor bize. Bir de o daireden İçişleri Bakanlığı'nın sağlık dairesi, daima İçişleri Bakanlıklarına bağlıydı. Oradan doktor olarak çalışabilir izni almanız lazımdı. Ve o 70'li yıllarda çok zordu bir yabancı öğrenci olarak iş bulmak. Bir de tabii eyaletten eyalete çok farklılıklar vardı. Mesela Hamburg, Berlin, Kuzey, daha liberal eyaletler pek sıkmazlardı. Fakat Bavyera, Baden, Württemberg falan adam Allah, aman Allah. Yani bizim kol işçisine ihtiyacımız var. Öyle doktora, moktora ihtiyacımız yok. Ben Allah'tan bir yılı pek fark etmeden ilk bir yıllık o genel ihtisası bitirdim. Yani cerrahi, dahiliye falan. Ondan sonra psikiyatri, nörolojiye başlayacağım. Çağırdılar beni İçişleri Bakanlığı'na. Bir haşladı o müsteşar konumundaki adam. Sen dedi ne yapmak istiyorsun? Ben dedim ihtisas yapmak istiyorum. Çünkü Münih Tıp Fakültesini bitirdim. Fakülteyi bitirdiniz ama fakülteyi bitirmeniz hiçbir işinize yaramıyor. İhtisas yaptıktan sonra asıl doktor olursunuz. İhtisasımı da yapacağım. Ondan sonra da memlekete dönmeyi düşünüyorum dedim. İhtisasınız dedi niye kendi memleketinizde olmuyor? Dedim burada fakülteyi bitirdim. Burada o yarım bırakmamak, ihtisasım da burada daha mantıklı olur dedim. Kusura bakmayın, sizi hayal kırıklığına uğratacağız dediler. Size ancak şartlı izin verebiliriz. Şartlı izin nasıl bir şey oluyor dedim. Birincisi dedi büyük şehirlerde çalışma izni vermeyiz. Üniversite kliniklerde çalışma izni vermeyiz. Meslek hastane, merkez hastanelerinde çalışma izni vermeyiz. Ancak Almanya'nın kırsalında 3 aylık çağrı yapılmasına rağmen hiçbir Alman doktoru gitmiyorsa o köy hastanelerine, dağlık bölgelere falan, o zaman geçici olarak siz çalışabilirsiniz dediler. Dedim ben öğrenmek istiyorum. Ne kadar üniversite kliniklerine yakın bir yerim olursa o kadar iyi öğrenirim mesleğimi. O sizin sorununuz dedi. Biz size rica etmiyoruz illa burada kalın diye. Dedim ama doktoramı da yapıyorum. Onu da Münih Üniversitesi'nde tamamlamam lazım. İkna edemedim. Başka şekilde veremeyiz size dediler. Boynum bükük bir süre işsiz kaldım ama aradım devamlı. Bu dağ hastanelerinin şunlarını psikiyatri ve nörolojide bulmak çok zor. Augsburg'da bir Augsburg Batı Kent Hastanesi'nin psikiyatri bölümünde, küçük bir psikiyatri bölümüydü. Bir türlü 6 ay Alman doktoru bulamamışlar. Olacak şey değildir ama o yıllarda Alman doktorları da çok sayıda değildi. Hemen gittim, anlaştım. Bana özel izinle Augsburg'da izin verdiler. Augsburg benim için bir şanstı. Çünkü hem Münih'e 50 kilometre, hayatımdan, oturduğum evden, sosyal yaşamından bir değişiklik yapmıyordum. Münih'ten bir yere de zaten 45 dakikada gidiyorsunuz.
Ben küçük bir Volkswagen'ım vardı, ona binerdim. 45 dakikada Augsburg'a giderdim. Çalıştıktan sonra 45 dakika sonra dönerdim. 2,5 sene Augsburg'da çalıştım. Ondan sonra aynı sorun gene çıktı. Psikiyatri yıllarını tamamlamıştım ama nöroloji yapmam lazımdı. Nörolojide yok. Gene Almanya'nın en uzak bölgeleri olan Avusturya, İsviçre sınırına yakın Allgäu'da, Kaufbeuren diye küçük bir kasabada büyük bir akıl hastanesi var. Onun nörolojisinde iş buldum ve bir yıl nörolojiyle orada tamamladım. Ondan sonra daha kritik bir durum almaya başladı. Hem Almanya'da iş bulmak açısından hem de yaş 32'ye gelmişti. O zamanki kurala göre 33 yaşına kadar askerliğinizi tamamlayamazsanız sizi vatandaşlıktan atıyorlardı. 6 ay içinde askerliğimi tamamlamam lazımdı. 1,5 yıl gidip yedek subaylık yapacaktım Türkiye'de. Sonra olağanüstü bir mucize oldu. İlk defa kısa dönem askerlik çıktı kanun olarak. Yani 4 ay kısa dönem askerlik yapıyordu doktorlar. Askeri hastanelerde astemen rütbesinde terhis oluyorlardı. 4 ayda askerlik görevinizi de yapmış oluyordunuz. Bunu fırsat bildim. Hemen 1975-76 yıllarında askerliğimi yaptım 4 ay. Bunun bir ayı Etimesut'ta doktorlara biraz eğitim askerliği öğrettiler. 2. 3. 4. aylarda da kurayla askeri hastanelere dağıtıldık. Benim şansıma da Ankara Mevki Hastanesi çıktı. Ankara'da biliyorsunuz 2 askeri hastane vardır. Birincisi Gülhane Askeri Tıp. Orada yüksek eğitim görürsünüz. Orada binbaşıdan sonraki rütbeler girirler, tedavi olurlar. Yüzbaşı rütbesine kadar Ankara Mevki Hastanesi'nde, yani Erat, Astubaylar falan, o daha çok alt rütbelerin tedavi yeriydi. Ama Ankara'daydı hiç olmazsa. Yani boş zamanlarınızda izin alıp Ankara'ya inerdiniz bir otobüste falan. Çok iyi Türk meslektaşlarla karşılaştık. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, sağlık ocaklarında, hastanelerde çalışan genç dinamik askerler. Türkiye'yi, Türkiye'deki hastalıkları daha yakından tanımak imkanı buldum. Almanya'da hiçbir zaman öğrenemeyeceğiniz bilgiler edindim. Mesela çok sayıda askerlik çağına gelmiş, 20'sine gelmiş fakat askerlik yapmak istemeyen, çürüye çıkmak isteyen delikanlılar vardı. Bunlar sarı hastalığı taklidi yaparlardı. Oysa sarı hastası falan değillerdi ama sarı hastalığım diyerek onun semptomlarını, özelliklerini öğrenip çürüye çıkmaktı niyetleri. Yahut sağır dilsiz taklidi yapanlar falan. Onlar buraya gelse bütün doktorları istedikleri gibi kandırabilirler. Fakat oranın doktorları da ustaydılar. Kimin hakiki sağır hastası, hakiki sağır olup olmadığını hemen şıp diye anlıyorlardı. Ama çok öğretici oldu benim için. Anadolu insanlarını, hatta bir keresinde bir er getirdiler. Siirt'in Eruh ilçesinde Kürt kökenli bir vatandaşımız. Türkçe bilmiyor. Her eğitim bölüğüne yollamışlar Ankara'ya. Talimlere katılıyor fakat astsubayın verdiği emirleri anlamadığı için Türkçe şaşkınlıkla sağa sola bakıyor. O disiplinsizlik gibi geliyor. Onun faturası da bir dayak oluyor. Dayak yiyince büsbütün sapıtıyor insan. Psikoz vakaları sık sık böyle yüzlerce binlerce psikoz vakası olurdu. Doğru er eğitim bölüğünden Ankara'daki Mevki Hastanesi'ne getirirlerdi. O zaman fazla imkanlarımız yoktu. Ya elektroşok yapılırdı hastalara ya da sadece bir iki tane ucuz tarafından ilaç vardı, onlar verilirdi. En kolay tedavi şekli hastayı kendisini hasta yapan hastamdan uzaklaştırmak. Bir ay ev izni verirdik. Yani hasta bir ay köyüne gider. Hiç ilaca milaca gerek kalmadan anasının babasının yanında köyde, davarların içinde falan huzur duyar, sakinleşir, gene gelirdi ikinci bölümünü ifa etmeye askerliğinin. Gene böyle otururken Siirt Eruk'tan bu arkadaşımızı getirdiler. Türkçe anlamıyor. Ben nasıl anlayacağım, teşhis koyacağım? Başhekime general rütbeli bir dilekçe yazarak psikiyatri bölümünde bir hastamız var, tercüman isterim dedim. Kürtçe konuşan bir başka asker ki tercüme etsin bana şeyi. Tabii üzücü vakaydı. Almanya'da İngilizce, Almanca konuşarak bir sürü milletten hastayı tedavi edebilirdim ama kendi memleketimde, kendi ana dilimde bazı hastaları tedavi edemiyorsunuz bu durumda. Türkçe bilen Kürt eri buldular, tercüman olarak getirdiler. Fakat birkaç saat sonra anlaşıldı ki o ikisi de anlaşamıyor. Çünkü konuşulan Kürtçe ile bu tercüman olarak gelen asker vatandaşımızın Türkçesi birbirini tutmuyor. Üç ayrı diyalek konuşurlar. O da yardımcı olamadı. Bu sefer ikinci bir dilekçe yazarak Eruh civarından, Siirt Eruh civarından tercüman istediğimi söyledim. Herhalde Tuğgeneral'i başta bir kızdırdık. Çünkü çok önemli işlerli var. Bir de Kürtçe tercüman falan bana arayacak, bulacak, izin verecek. Saygısız işler.
genç bir yedek subayın yapmaması gerekli. En nihayet bulundu. Bir civar köylerden birinden Türkçe'ye hakim bir Kürt arkadaş getirdiler. Tercümesinde ortaya çıktı ki özellikle karanlık bastığı zamanlarda beyaz hayaletler çıkıyor karşısına. Sesler duyuyor. Hayaletler kendisini kovalıyorlar. Yani klasik bir paranoid psikoz reaksiyonu gösteriyor. Teşekkür ettim. Teşhis koydum. Bir hafta, bir ay ev izni verdim. İlaçlarını yazdım. Vaka bitti zannettim. Yalnız biraz sonra kapı vuruldu. Gene tercüman geldi. Komutanım dedi, ben de bir şey arz etmek isterdim. Peki dedim, anlat senin derdin ne? O arkadaşın gördüğü hayalleri dedi, hezeyanları dedi, ben de görüyorum, işitiyorum, duyuyorum. Hayda, şimdi hangisi hasta, hangisi sağlıklı olan, ikisi de aynı halüsinasyonları duyuyorlar, hayaller görüyorlar. Birisi huzursuz, birisi huzurlu. Ama huzurlu o Türkçe biliyor, öbürü Türkçe de bilmiyor. Hayretler içinde kaldım. Bu nasıl bir hastalıktır böyle? Psikoz tablosu veriyor size, semptomlar ama farklı bir psikoz bu. Sonra bir emekli zihni albay vardı. O da benden yıllarca önce, yıllar boyu psikiyatride çalışmış Mevki Hastanesi'nde. Haftada bir gelir ziyaret ederdi bizim koğuşu. Aman dedim zihni albayım, böyle böyle bir vaka oldu, bu nedir falan. Ha dedi, o şöyledir, özellikle bir üçgen varmış. Mardin, Urfa, Siirt üçgeni. Orada çok batıl itikatlar varmış. Ve halkın büyük bir bölümü batıl itikatlara inanırmış. Böyle psikolojik sıkıntı, stres, bunalım anlarında psikotik reaksiyon ortaya çıkarmış. Orada da böyle cinler, periler, hezeyanlar falan vakalar ortaya çıkarmış. Ama ailesi de inanırmış, kendi de inanırmış, çevre de inanırmış. O gördüğünü inandığı şeyleri, ki yok o şeyler tabii. Bunu öğrenmiş oldum, görmüş oldum. Askerlik yaptık. Almanya'ya geldim yeniden ama bir şey artık kafama saplanmıştı. Bavyera'da hiçbir şansım yoktu. Başka bir eyaleti, daha çok Kuzey Almanya, Almanya için bir göç yapacaktım. Orada daha liberal, daha çok Alman Sosyal Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu böyle yıllar, daha liberal davranıyorlar. Çok kadar değiller yabancı okumuş insanlara karşı.